Kütahya'nın önemli simgelerinden, merhum sanatçı Ahmet Yakupoğlu'nun şehre mirası Çinili Cami ibadete açılacağı günü iple çekiyor, mahalle sakinleri, mülkiyeti il özel idaresine devredilen camilerinde Kurban Bayramı'nda eda etmenin hayalini yaşıyor. Her şey 5 yıl önce başladı, Maltepe mahalle sakinleri Kütahya'nın simge camilerinden, merhum sanatçı Ahmet Yakupoğlu'nun mirası Çinili Cami için restore kararını öğrendi. Her yıl yurt içi ve yurt dışından yüzlerce turisti ağırlayan Çinili Cami, zeminindeki kayma gerekçesiyle ibadete kapandı, mahalle sakinleri o gün bugündür caminin tekrar ibadete açılacağı günü bekliyor. Anıtlar Kurulu'ndan tescilli olduğu için kurul onayı olmadan tek bir dahi çivi çakılamayan caminin çinileri döküldü, dış yapısında yıpranmalar meydana geldi. Son olarak alınan kararla mülkiyeti, onarımı, restoresi Dumlupınar Üniversitesi'nden alınarak, Kütahya İl Özel İdaresi'ne geçen Çinili Cami için Maltepe mahalle sakinlerinin umutları arttı. Çinili Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı İbrahim Güneş ve mahalle sakinleri, geçen 5 yılda en azından Kurban Bayramı'nda şey namazımızı camimizde kılalım umutlarını Ekspres Haber'e anlattı. Şimdi camimiz yaklaşık 5 yıldan beri kapalı vaziyette. Üniversite o zamanlar kayma var camide diye kapattılar. Fakat biz kayma olduğuna inanmıyoruz bu caminin. Yani sadece bakımsızlıktan dolayı dökülmeler var. Fakat bir türlü 5 yıl oldu. Hala bir camide bir gelişme olmadı. Yani bir kazma dahi vurulmadı. Mahalle sakinleri olarak 5 yıl boyunca resmi kurumlara müracaat ettiklerini aktaran Başkan Güneş, "Biz valimize güveniyoruz." dedi. Bu Anıtlar Kurulu'yla görüştük, üniversiteyle görüştük. Üniversite her gittiğimizde işte proje aşamasındayız. Projeler hazırlanıyor. Anıtlar Kurulu'ndan haber bekliyoruz dediler. Anıtlar Kurulu'na gidiyoruz. Onlar da işte yeni projeler hazırlanıyor, onlara onay verilecek dendi. Bu cami Kütahya'nın bir simgesi. Bundan yaklaşık birkaç gün önce valimizin bir açıklaması oldu. Bu Çinli camimizin üniversitenin yapamayacağına karar verildi zannedersem. Özel idareye devredileceğini duyduk biz de. Valimiz kesin talimat verdi. Bir an önce camimizin ibadete ve ziyarete açılmasının talimatını verdi. Biz de valimize güveniyoruz, inanıyoruz. Yani bir an evvel camimizin açılmasını istiyoruz. En azından şu önümüzde Kurban Bayramı namazını camimizde kılmak istiyoruz artık. Mahalle sakinlerinden Hikmet Uludoğan ve Melek Kaplan, merhum sanatçı Ahmet Yakupoğlu'nun mirası camilerinde namaz kılmayı özlediklerini aktararak, bakımsızlık nedeniyle camide dökülmelerin başladığını anlattı. Cami açılmadığı gibi 5 senedir mahalle halkı da çok mağdur. Burada Maltepe'de yaşayan insanlar genellikle yaşlı insanlar, cemaat falan. En yakın camimiz Ağrar camimiz yaklaşık neredeyse 700-801 kilometre uzakta. Maltepe camimiz ona keza. Halk da burada mağdur, ne bayram namazı ne cuma namazı kılamıyor. 5 sene önce bu camimiz daha güzeldi. Bir şey yapılmadığı gibi bütün çinler falan da gördüğünüz gibi döküldü. Dökülen çinler dağıldı gitti. Yedekler var mı bilemiyoruz. En güzelini sayın valimiz yaptı. Üniversiteden aldı, özel idareye devretti. Özel idareye de güveniyoruz. Çünkü yaptığı birçok restorasyon işleri var. Eski binalar kısa zamanda başarıyor. İnşallah biz de takipçi olacağız mahallemiz olarak, halk olarak. Bizim camimiz 5 senedir yıkılacak dediler, dediler. Yıkılacak bir hali yok caminin. Üniversiteye verilmiş ama üniversite buraya hiç ilgilenmedi. Kamu kurumu dediler, bilmem ne dediler, dediler ama en sonunda Allah razı olsun valimiz el attı buraya şimdi. Biz valimize güveniyoruz. Valimiz yapacak inşallah. Biz de mahalle sakin olaraktan arkasındayız. Kütahya gündemini uzun süre meşgul eden Çinili Cami restorasyonunda son sözü Vali Ali Çelik, mahalle sakinleriyle bir araya geldiğinde verdi. Caminin restoresini ve tadilatını Kütahya İl Özel İdaresi yapacak.